Kasık fıtıkları nasıl oluşur? Kasık fıtıklarının belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir? Ameliyat süresi, aşamaları ve iyileşme süreleri nasıldır? Tüm bu soruların cevaplarını Avrasya Hospital Medikal kadrosunda yer alan Operatör Doktor Bülent Öztürk yanıtladı. Fıtık hakkında bilinçsiz bir şekilde hareket edildiğinde yine yani bildiğim kadarıyla cilt rahatsızlığı. Peki fıtık hakkında bilginiz var mı? Yok. Fıtık rahatsızlığı hakkında? Yok, hiçbir şey yok. Fıtık hastalığı, kasık hastalığı onlar damada ameliyat olduktan sonra çok basit, bunlar geçerler. Hani bir grip gibi bir şey onlar yani. Onlar zor bir şey değil. Yani bel fıtığını daha çok biliyorum aslında. Ama kasık fıtığı da muhtemelen ismi fıtıksa aynıdır diye düşünüyorum. Kas yırtılmasıyla organların dışarı çıkması gibi bir şey diye duymuştum. Yani tam tıp olarak nasıl açıklanır bilemiyorum. Hem bayanlarda hem erkeklerde de kasık fıtığı olabilir. Sıklıkla daha çok erkeklerde rastladığımız tipleri vardır. Bayanlarda ise femoral herni biraz daha sıklıkla rastlanan bir tiptir. Kasık bölgesindeki kas zayıflığından meydana gelen fıtıklardır ve çocukluk çağından beri bir de çocuk fıtıkları diye bir ayrı konu vardır. Çocukların özellikle de erkek çocuklarda testislerin karın duvarından geçip inguinal kanaldan skrotuma yerleşmesiyle beraber oradaki kanalın tam kapanmamasını takiben burada herniler gelişebilir. Şimdi kasık fıtıkları yaygın rastlanan bir sorun olmakla beraber bu da genelde ihmal ediliyor. Önce yırtılır iken kaslar ağrı yaparken hastalar rahatsızlık duyuyor bundan ve doktora başvuruyorlar. Fakat ardından o bölge yırtılıp dışarıya doğru çıktıktan sonra bir de ameliyat korkusuyla falan ardından fıtıklarla ilgilenmeyi bırakıyorlar. İşte kasık fıtığı için özel yapılan böyle korseler var, onları kullanıyorlar falan ve geçiştiriyorlar. Oysa o bölgenin ezilmesine neden oluyor. Kasık fıtığı ameliyatları günümüzde çok kolay yapılabilen, çok da rahat geçirilebilen ameliyatlar. Hatta hem açık hem de laparoskopik olarak yapılabiliyor. Tabii belli şartlar ve uygunlukları değerlendirildikten sonra. Çeşit çeşit onarım teknikleri vardır. Cerrahi olarak da çok basit bir konu gibi olsa da fıtıklar bazen çok karmaşık tabloya dönüşebilir. Benim özellikle ilgilendiğim, yapmasını da çok sevdiğim ameliyatlardır kasık fıtıkları. Bu nedenle eğer kasık fıtığı şikayeti olan hastalar var ise mutlaka bir doktora görülmeleri, iyi bir ultrasonla durumun değerlendirilmesi, ardından da fıtığın işte direkt, indirek, femoral midir, nedir karakterinin belirlendikten sonra da ona göre onarımının yapılması gerekir. Evvelden yama yani mesh dediğimiz malzeme yok iken onarımları sıkıntılı ve ameliyat sonrası ağrılı geçerken şimdi hem laparoskopik ameliyatlarda hem de açık ameliyatlarda da mesh koyduğumuz için gerginlik yaratmadan bölgenin tamiri yapılmış oluyor. Hem hastanın çok fazla ağrısızlığı olmuyor, çok kısa zamanda da düzeliyor. Bir günlük yatış süresi aşağı yukarı 40 dakika, 1 saatlik bir ameliyat. Ondan sonra birçok hastam benim kendi arabalarına binip ertesi gün evlerine gidiyorlar. 3-5 gün, bir hafta içerisinde de tamamen iyileşmiş oluyor hastalar. Onun için fıtıklarla ilgili artık eskisi gibi çok büyütülüp hani çok da geciktirilmemesinde fayda olduğunu düşünüyorum.